Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mutfay. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'e gelen yeni arabaların 3 tanesini modifiye edeceğiz. Daha doğrusu 2 araba bir motor modifiye edeceğiz arkadaşlar. Import Export DLC ile birlikte geldiler biliyorsunuz. Geçen bölüm bunu satın almıştık. Bu Ferrari'ye benzeyen bu kırmızı arabayla başlayacağım. Ondan sonra motoru modifiye edeceğim. Ve ondan sonra da en çok merak ettiğim, en çok beklediğim Skyline'i modifiye edeceğim arkadaşlar. LG R... H8 yani oyunda bedava iki tane satın aldım. Ben sadece bir tanesini şimdi modide modifiye edeceğim, diğerini kendi kafama göre bir şeyler yaparım. Çünkü arabayı çok seviyorum arkadaşlar, deşet seviyorum. Şimdi bununla başlayalım bakalım. Armorını alalım, yapıştır abi. Frenlerini yapıştır abi. Bumper. Bu arada arkadaşlar bir şey daha var biliyorsunuz var stokta. İlk bölümü izlediyseniz, izlemediyseniz de şuradaki i butonuna basarak ya da buradaki mutlaka izleyin derim arkadaşlar. Ondan sonra bunu izlerseniz daha mantıklı gelir. Oradaki Warstock'taki savaş tarzı arabaları hani silahlı milahlı arabaları da bir sonraki bölümde inceleyeceğim. Onu da istiyorsanız mutlaka aşağıdan videoyu beğenmeyi Şimdi bu arabayı modifiye edelim bakalım. Ee, burası aynı gibi. Ön tarafı birazcık daha açılıyor. Açılmasın bence. Ee, bilmiyorum yere yapıştığında. Hmm, karbon splitter'lı aslında bu güzel oldu ya. Birazcık daha yere yapıştığın araba. Güzel fena değil. Bunu alalım tamam. Arka tarafa neler var bakalım. Ee, oho. Bu değişik bir şey benziyor. Değişik ve güzel bir şey benziyor. Hmmmm. Hmm, garip geldi ya. Bu bu iyi ama sanki bilmiyorum kararsız kaldım. Aslında yani bu birazcık daha alçak olduğu için daha iyi gibi sanki ya. Bilemedim ki. Bu krom oluyormuş. Yok, kroma gerek yok. Hmm, anlamadım. Yok bu bunu hmm, Çok kararsız kaldım lan. Neyse alalım ya. Fena değil. Aynen fena değil. Tamam alalım. Çok kararsız kaldım ama bilmiyorum onu o yüzden beğenemedim pek galiba sanırsam. Ama iyi iyi. Fena değil. Tamam. Araba zaten eski tür bir araba. Birazcık eskimiş. Artık şey olmuş ne deniyordu lan bunlara eski arabalar ama eski değil böyle Mo neydi lan retro desen değil yok bunun bir özel isim vardı unuttum ya klasik klasik tamam klasik olabilir aynen klasik olabilir. Yalnız arkadaki şeyleri beğenmedim yani bu, bu daha güzel bu aynen bu güzel diğerleri hoşuma gitmedi bunlar hoşuma gitmedi belki şunun üçlüsü fena değil ama Cık. yok yok o tip tip olanlar daha iyi olmuş buradan kırmızı falan filan yok krom. Krom olur, krom olur. Çünkü o kenarlar da krom ya. Aslında bir dakika burayı krom yaptığım için şurası da krom olacağı için belki güzel durabilir. Aynen öyle. Bak o kenarların rengini değiştim ya. O etkiledi arkadaşlar onu bakın. Stok olunca böyle farklı renkte oluyordu. Burayı krom yapınca etkiledi o kenarları. Siyahları yok siyah güzel olmaz da. Şunu krom yaptığım için air filter'ı belki değiştirebilirim. Bakın şöyle üçlü aslında güzel oldu. Üçlü güzel oldu hatta. Şöyle üçlü alayım ben. Tüplerden daha güzel. O tüplerle kenar farklı olunca hoş gözükmedi ama böyle hoş oldu. Şöyle kocaman kocaman egzozlar dört tane güzel olabilir. E hey, bu ne ya? Bu olmaz. Bu da olmaz abi. Bu ne ya? Aslında var ya bu bir ateş eder var ya. Hani bildiğin ateş eder lan arkadan böyle çat, çat 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 diye. Ama abi bunlar bildiğin yarış egzozu oluyor birazcık bozuyorlar sanki ama şu şunu alalım ya. Fena değil. Araba güzel ya. Araba fena değil. Ee, yalnız şunun karbonunu almam. Alsam mı? Yok yok birazcık garip duruyor galiba. Normalini alırım ama normalini alırım. Standartın ne alakası var? Ha şurada bir göçük varmış bakın şurada. Stokta standart da orası kalkıyor. Ama şu filterli daha iyi böyle. Ee, ondan sonra buradan bir şey gerek yok. Light'tan hadi alalım yine bunu. Bunu niye alıyoruz? Her seferinde alıyorum ama niye aldığım hakkında hiçbir fikrim yok. Batuyu yazalım. blacki yapıştıralım. Ondan sonra bunda da sağlam şey varmış. Yani. Sağlam kastımızda özelliği varmış yani. Beklemiyordum bu kadar. Siyah 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 fena olmadı ha. Valla siyah fena olmadı İki renk yok değil mi? Tek renk aynen tek renk hmm, Metallere baksam bir yok, Metaller bu arabaya pek gidecek gibi değil Altın falan hiç öyle olmaz Aynen bu arabaya metaller gitmeyecek Metallikten belki güzel bir kırmızı yapabilirim Ya da siyah diyeceğim ama Yok siyah olmaz ya Belki güzel bir kırmızı sonuçta Ferrari'ye benziyor ya Araba birazcık Şu öndekini de kaldırabilirim ya bilmiyorum bir garip durdu sanki Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz ama sanırsam kaldıracağım ben ondakini. Mavi de olabilir aslında. Şöyle Midnight. Midnight Blue güzel ha. Vallahi bu güzel. Bunu alsam mı acaba? Ama yok birazcık daha bakalım. Şu kırmızıları görmek istiyorum kırmızı tonlarını. Bu da güzel. Fena değil. Aslında bu güzel ya. Tam böyle eski eski renk eski klasik arabalara yakışacak bir sarı rengi işte böyle. Şöyle bir kırmızıya bakalım. Aslında fena olmadı bu kırmızı ama Bilmiyorum o sarı sanki böyle bu arabaya özelmiş gibi durdu. Bu güzel ya. Bu hoşuma gitti. Şu renk hoşuma gitti. Şu scoop'u da çok şey yapmadı sanki. Ama sarıyı alacağım ya. Sarıyı alacağım lan. Biraz farklılık olsun. Race yellow muydu? Aynen race yellow'du. Biraz farklılık olsun. Eski tip bir Ferrari'ye benziyor. Bu sanki bu renklerde bir Ferrari'ymiş gibi gözüküyor yani. Bu renklerde eski Ferrari'ler bu renklerde olurdu. Yani kırmızı tabii ki de. Sarısı olunca bu sarısı bu renge benziyordu yani o yüzden onu demek istiyorum. Bir garip gözükmedi yani yakıştı sanki bu araba bu arabayı taşıdı sanki yani. Başka ne var abi? Aa daha şeyler varmış lan ben direkt green spray'e girdim. Tamam daha güzel. Daha çok modifiye edelim abi. Ee, şöyle şunu eklesem mi? Karbonlu mu eklesem? Şunu yok ya. Bu bunu ekleyeyim. Daha güzel olur bu aynen. Başka yok değil mi? Varmış lan. Full karbon oluyormuş. Yok bu güzel. Spoiler. Hmm, spoiler tamam. Şu İkincisi fena olmadı. Bu yok olmadı. Bu da olmadı. Şu ikincisi fena değil sanki ya. Bu ikincisi yakışıyor mu sanki bilmiyorum. Kararsız kaldım. Hadi ikincisini alalım. İkincisi fena olmadı sanki. Bu ikincisi yakıştı lan hatta arkadan bakınca. Transmission'ı da yapıştır abi. Turbo'yu da yapıştır. Ondan sonra tekerleklere bir bakalım. Tekerlekler hoş değil çünkü. Tekerlekler hoş değil ama buna ne yakışır onu da bilmiyorum. Bu fena değil. vallahi bu fena değil olabilir o. Ya biz onu alalım. Biz onu alalım. Hoşuma gitti o. Aynen bunu alıyorum ben yapıştır. O şöyle arka rengi de değişiyormuş. Ya yapsam yok. Böyle daha güzel gözüküyor ya. Böyle daha güzel gözüküyor. Custom tarzda gerek yok. bulletproof proof tarzda yapıştırıyorum. Smoke falan almayacağım. Ondan sonra window'u tintleyelim şöyle. Tamam. Sanırsam oldu ya. Bilmiyorum benim hoşuma gitti. Bence güzel oldu. Bir renklerine bir daha bakmak istiyorum. Bir de kırmızıya bir daha bakacağım şu şekildeyken. Yok ya sarı daha güzel oldu. Vallahi sarı güzel oldu. Tamam böyle kalsın. Araba güzel oldu hoşuma gitti. İlk hali güzel değildi ama hoşuma gitti. Bayağı hoşuma gitti yani güzel oldu. Bayağı hoşuma gitti lan. Vallahi iyi oldu yani. Bu, bu bu kat arkadaşlar ikinci kat. Burada kaç araba olacak? 20 araba olacak. 3 katlı. Burası 3 3 6 9 katlı yani burası aslında. Ben diğer bölüm onu anlamadım pek. Şimdi anladım. Her kata 10 araba sığıyor. 10 muydu? 10 muydu lan? 10 20 30 yok. 10 araba sığmıyor. Daha az sığıyor. Her kat Şöyle 3 katlı toplam 20 araba var işte arkadaşlar. Ben de anlamadım pek. Ne oluyor lan? 20 araba burada. Bilmiyorum ama Bir şekilde oluyor arkadaşlar. Burası ikinci kat. Aynı şekilde bir birinci kat var. Skyline, skyline'lar orada. Ben burayı daha çok klasik arabalarla doldurmaya çalışacağım. Yani böyle ikinci katı klasik, üçüncü katı hiper sporlar böyle. Hani işte şu arkadaki Lamborghini'ler gibi, Lykan Hyper Sportlar falan filan. O tarz falan yapacağım. İlk katta böyle modifiyeli işte Skyline'lar falan filan o tarz şeylerle donatmaya çalışacağım. Ya bunları videoda yapamam çünkü 60 tane araba modifiye edeceğim yalnız başıma. Şimdi şu motoru da aradan çıkaralım. Ondan sonra bütün sevgimi şu, şu GTR'lar üzerinde kullanmak istiyorum. Bunlar beni de modifiye ediliyor arkadaşlar. Yani en, en çok modifiye seçenekleri beni de oluyor daha doğrusu. İçeride de bir şeyler oluyor tabi de rengi, motoru falan filan o tarz şeyler değiştiriliyor. Beni de sağlam motorlarını, ay sağlam modifiyelerini yapıyoruz. Bu arada ben orada motor tutmayacağım. Ee, beğenmezsem satacağım bu motoru. Oradaki şovrumda o hayvan gibi galeride motor tutmam ben arkadaşlar. Yok. Zaten motor için ayrı bir yerimiz var biliyorsunuz. Batı'yı falan da oraya taşımıştım. Orada 10 tane motor var. Bana yetiyor zaten. Fazlasına gerek yok. Beğenirsem oradaki biriyle değiştiririm. Beğenmezsem de direkt burada satışacağım. Sa Satacağım. Koş koş koş. Principal Diabolus. Haydi bakalım. Diabolus nasıl bir şey oluyor? Diabolik. Diabolik. Yapıştır abi. Al artık vuhuuu bak fena bir şey değil ha fena bir şey değil olabilir yani şöyle armorunu yapıştıralım her şeyini yapıştırıyoruz biliyorsunuz arkadaşlar ondan sonra ooo oh, oh, bayağı şey var tamam 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 okey okey tamam bakalım şimdi Iım, böyle alçalmasın yok abi ne oluyor oyuncak motora dönüyor oyuncak motora dönüyor kardeşim arka tarafı büyütür müsün heh <laughs> <laughs> tamam böyle kalsın bence Hayır, yok böyle daha iyi böyle daha iyi böyle aynen öyle güzel Fuel tank ne tarafta? Ha şu üst tarafta. Burada 3 tane ayrı şey var. Ee, orası güzel duruyor aslında. Çıkarmayalım ya. Bakalım. Şöyle yan tarafa delikler falan açıldı. Ee, başka ne var? Ön tarafa açıldı. Ön taraftakiler güzel durdu aslında. Bu olmadı. Hmm, ben o sanırsam o delikleri tercih edeceğim yani. Aynen bu güzel. Hem yan tarafta hem ön tarafta. Güzel bu. Ondan sonra burada yok abi. Abi yok artık. Çok çirkinsin lan. Böyle daha iyi yani çok çirkindi onlar Tamam buraya bakalım Ondan sonra frame burası chrome ya da direkt body şeyinde oluyor chrome olsa güzel olur sanırsam Custom chrome Aynen custom chrome yapıştıralım ya Custom chrome frame Ar orada zaten motor da gözüküyor alt tarafta ya da motor mu artık neyse Orası da custom ee, Burası çok büyük bunları küçülteceğim arkadaşlar hmm, Yok bunlar olmadı Şu beyaz iyi sanki ya Yok lan nerede o? Bu, bu iyi arkadaşlar. Ondan sonra aynı şekilde arka taraf içinde. Arka taraftaki zaten bir şey değilmiş ya. Şu arka taraf değişiyor yalnız rengi tamamen. Ben bunu da beyaz alayım. Ya da siyah mı alsam? Ee, ben bunu siyah alayım ya Arada arada sırada bazı yerleri siyah yapmak güzel olabilir Tamamdır şimdi engine'e geçelim Aha da burası Secondary color'a geçelim bence Arada sırada siyah yerler olsun Güzel dur Vazgeçtim krom olsun Aklıma daha güzel bir şey geldi Böyle mudguard'ları siyah yaparsam e Hem motorda siyahlık olmuş olur Hem de çok fazla da abartılmış olmaz Engine'lere devam edelim Air filter Air filter alt tarafta Oha o kadar büyük müydü Bak dikkatimi çekmemişti Şimdi dikkatimi çekti Ama o büyük güzel yakışmıştı ya Şu alt taraftakinin yerine o büyüğü tercih ederim yani. Hmm, bir dakika bunun stokla bunun arasındaki fark ne acaba? Stok aşağı doğru gidiyor bu kenarda. Aşağı doğru giden daha güzel ya. Böyle olsun bu. Bu güzel. Ondan sonra buradan motoru güçlendirelim. Sonra başka bir şey yok. Egzoza geçelim. Egzoz nerede? Oo egzoz kış tarafına geliyor. Güzel. Egzoz kış tarafında kalsın hatta. Çok güzel oluyor. En, en güzel bence böyle oluyor motorda egzoz. Tam arkada. Şöyle iki tane yapıştırdım. Ondan sonra buradan hiçbir şey gerek yok. interior mı? İnteriyer mi? Ha şuradaki ışık rengi. Buradaki ışık rengi ne olabilir? Kalsın öyle abi ben onu first person'da zaten görün bakmadıkça bir şey değişmiyor. Almayacağım lan artık şunu. Şimdi liveri. Liveri arabanın motorun deseni geliyor. Siyah beyaz. Aslında şu siyah siyah detaylarla başka bir renk yapınca güzel olur. O siyah detayları alırım büyük ihtimalle. Ateşe falan hiç gerek yok abi yok. Hoş değil. Oo lan bu güzel oldu lan. Vallahi değişik bir şey oldu. Ana. Lan bu çok garip bir şey oldu. Bir dakika ben bunu alacağım. Vallahi çok garip bir şey oldu. Daha önce böyle bir motor yoktu. Dur. Garip oldu. Hoşuma gitti. Ön tarafına bir şey bakacağım şimdi. Dur bakayım. Ön tarafında bir şey vardı bunun. Bodywork müydü? Frame miydi? Frame değil. Headlight cover. Aynen. Headlight cover. Aa, direkt kapatıyor farı. Direkt farı kapatıyor abi Aa yok ya abi Ön tarafına güzel bir şey olsaydı alırdım bunu Bu motor pek hoşuma gitti sayılmaz Ama böyle oldu yani işte Kıyafetle falan uyumlu yaptım en azından Belki gözü hoş gözükür diye ama yok benim pek hoşuma gitmedi. Evet arkadaşlar motoru sattım şimdi beklediğim asıl beklediğim yere geldim arkadaşlar. En çok istediğim kısma geldim. Bir GTR modifiye edeceğiz. Hem de bu değil arkadaşlar. Bundan bende iki tane var biliyorsunuz. R35'ten iki tane var. Şimdi R34 modifiye edeceğiz arkadaşlar. Yine ondan da iki tane olacak ama ben şimdi sadece bir tanesini modifiye edeceğim. İnşallah seçenekleri bol boldur böyle hangisini seçeceğime karar veremem. 2-3-4 tane falan alırım yaparım böyle inşallah. Haydi bakalım. Şey şey tasarımları olsa çok güzel olur. Festen and Furious'taki tasarımları olsa. Abi 900 bine. 900 bine R34 yapıyoruz. 32 mi lan bu? Allah kahretmesin 32 mi lan bu? Arkadaşlar galiba 32 bu. Olsun o da olur o da olur. Vallahi olur yani sıkıntı değil. Ama bilmiyorum 32 ile 34 karışım bir şey olmuş. Zaten tamamını aynı yapamazlar. İnşallah 34'ten baz almışlardır yani eşyaları konusunda. Yani modifiyeleri konusunda eşyası ne ya. Tamam her şeyini yapıştırıyorum yine. Bumper'lara geçelim bakalım. Direkt başladık. Aa ah, sticker bomb. Hayır öyle bir şey istemiyorum tabii ki. Arabayı öldürmek istemiyorum. Sorduğun için teşekkür ederim yine de. Ama yok. Çünkü bunun body kitinin aşağı doğru eğilmesi gerekiyordu böyle düz olması gerekiyordu. Şöyle şılak diye gerekiyordu. Şuradaki kıvrım olmamalıydı. Ara 32 büyük ihtimalle bu. Yani ön tarafı en azından r 32. Arka tarafını bilmiyorum. Geçince öğreniriz. Olsun olsun. Vallahi olsun yani. Sonuçta birbirine çok benzeyen arabalar zaten. Modifiye edince efsane bir şeye döneceğine eminim. Bakalım ne alabiliriz ama karbon istemiyorum normalini alabilirim extended ama karbonunu istemiyorum ya karbonunu istemiyorum ben normalini alayım abi bunu normal uzatılmış halini alayım arka tarafa yine aynı şekilde alayım diyecektim ama e, şey geldi karbon geldi full ama karbon gelince üzüyorsun beni ya hmm, bakayım yok abi ben arka tarafa bir şey almayayım en iyisi bumper aksesuarı ne ya ana işe bak lan buraları değiştirebiliyoruz Ana şurayı çıkardık, şurayı çıkardık, burayı çıkardık. Şuradaki yazıyı çıkarıyoruz, yazıyı çıkaralım lan. Hani yazıyı çıkaralım. Böyle iyi ama Ar arka taraflara bir şey geçmeye gerek yok. Ooo bir dakika tamam. Şunu mesela ikisini de çıkarınca bakın arkadaşlar. Sırf göstermek için yapacağım. Burada bunları görebiliyoruz bu şekilde modifiye edersek bunları görebiliyoruz. Ama ben istemiyorum görmek. <laughs> böyle daha hoş yani bence. Şimdi şasi. Bakalım ne var burada? Ee, farları falan boyuyorsun. Yok abi fanteziye gerek yok yani hiç öyle bir şey gerek yok. Gayet güzel farlar bu şekilde. Kenarlar. Kenarları boyayalım. Kenarları boyayalım. Fenders. Kenarlar yani yine şu taraflar. Jant. Çamurluk üstleri. Çamurluk üstleri. o genişliyor. Genişletse güzel olur. Genişletelim de. Normal renginden bozmayıp genişletelim. Bir dakika. Gel ya şurada kenarlarda bir şeyler oluyor arkadaşlar. Bakın. Hem şu kenar büyüyor zaten bu hayvan gibi büyüyor bunu istemiyorum ama bakın şurada şöyle detaylar açılıyor ya o hoşuma gitti yani bilmiyorum o yüzden bunu alıyorum o devasa büyütmeleri almadım engine'e bakalım o yine motoru değiştirebiliyoruz vay 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 karbon mu yapsak yoksa böyle kalsa mı hmm, şöyle güzel oluyor aslında ha şunun karbonunu yapalım ya hadi yapalım be hadi yapalım be ondan sonra şurada da karbon alır mıyız o daha da iyisi Aa, bir dakika, bir dakika şu mavileri alayım ben. Bu sultandakine benziyor ya. Ya da karbon yapayım lan. Aynen karbon yapayım hiç açmayalım biz oraları. Aslında kırmızı da kalabilir. Kırmızı kalsın lan, kırmızı değişik bir detay oluyor böyle. Rengarenk olunca fena olmuyor. Şurayı... Ne yapabiliriz? Güzel bir şey var mı? Şu güzel, şu hoşuma gitti bunu alalım. Ya da deliklisini mi alsaydım ya? Şu çifti de güzelmiş. Bunu alayım, bunu alayım bu güzel. Tamam engine yapıştırıyoruz, Engine'i güçlendiriyoruz sonuna kadar. Egzozu bakalım. Egzoz devasa abi. Egzozlar devasa alan. iki tane olunca burası boş kalıyor yalnız. Orayı boş bırakmam. İki tane istiyorum ama. Şu egzozlardan şu yarış egzozlarını alayım. iki tane. Bunların daha büyüğü de var da ufak boylarındakilerden olsun. Ondan sonra bomba takmaya gerek yok arabalara. Öyle saçma şeylere gerek yok. Şurada farı kapatsaydım da gözümüze almasaydı be kardeş. Karbon grill. Yok gerek yok. Aynen aynen iyi bu şekilde hiç gerek yok. Hood. Ondan sonra bakalım ne oluyor tepede. Heh, şuraya bir scoop açabilsek güzel olur ya. Şuraya bir havalandırma açsak. Cık, açamıyor muyuz? Aa neden? Neden uzağa neden? Neden? Dur bakayım. Başka bir şey. Yok bunlara gerek yok. ki Abi dakika tamam şimdi açabiliriz. Şimdi açabiliriz. Hadi tamam. Hayır. 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 Abi bunun niye karbon? Niye karbon? Neden karbon? Güzel kardeşlerim neden karbon yaptınız ya? Ulan illa karbonunu satın. Aa tamam gerek yokmuş karbon olmasına. İkinci rengi de de alınıyor. Bari karbon alınca da farklı bir şey yapabiliriz diyeceğim de yok abi yok. Ben normal rengini de alayım. Tamam bunu yapıştır abi. Ondan sonra bakalım korna falan filan gerek yok. İçerisi oy beninin içerilerinin tasarım yapmayı seviyorum ya. Benim içerileri güzel oluyor. Sunstrip. strip, güneşlik. Alalım mı? Dışarıdan nasıl gözüktüğünü görmek önemli tabi de alalım olsun. Fena durmaz herhalde. Grafit, renk, renk içeride mavi ufak detayları olsa iyi olur. Aynen maviyi ben buradan bir bulayım de. Galaxy Blue, Saxon Blue, Mariner Blue. Daha koyu bir mavi yok mu? Var. Tamam çok güzel. Racing Blue. Racing Blue'yu yapıştırdım. Ondan sonra Street Interior. Şurayı bir tam bir yarış arabasına çevirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Karbon Dash artı art, alt taraflar falan filan her taraf yarış şeyi oluyor. Bir saniye. Şimdi klima yerine daha değişik şeyler geliyor. Böyle havalandırma borları geliyor resmen. Ondan sonra şu tuşlar bir yere gitmesin. Her şey aynı değil mi burada? Aynen. Onun bir de karbonunu yaptık mı? Yok lan karbon olmasın ya da vazgeçtim. Karbon fazla fazla karbon oldu. Böyle iyi ya. İkisinden biri olsun. Bu olsun. Bu hoşuma gitti. Tamam güzel. Ondan sonra buraya geçiyoruz. Şimdi buraları arttırabildiğimiz kadar arttıralım buradaki göstergeleri. Heh şöyle yanlara kay aynen. Oha bu ne lan böyle F1 gibi. Yok abi yok bunu istemiyorum ya bunu istemiyorum. Abi şu alttakiler falan filan çok güzel be. Ama yani bu değişilmez ya. Bu değişilmez. Bunu şu alt versiyonu şuradaki versiyonu değişiyor. Bakın ya böyle oluyor ya da alta geliyor. Hangisini seçsem acaba? Alta gelmesin. Yok üstte kalsın güzel aynen. Üstte kalması güzel. Şöyle olacaktı. Böyle daha iyi bence. Tamam. Kapılar şimdi. Kapıların içi karbon olabilir. Bak kapılara o karbon detayını yapabiliriz. Aynen hatta yapalım şöyle. Ondan sonra koltuklar. Koltuklar da bu şekilde olsun arkadaşlar. Karbon bucket seat'ler böyle kavrasın bir adamımızı kavrasın. Ondan sonra direksiyona geçelim bakalım. Şuradan güzel bir direksiyon alalım diyecektim. Bu hoşmuş. Onu alabiliriz. Başka ne var? Keşke onu alsaydım. Hiç buralara gitmeye gerek yoktu. Aynen ben onu alayım. Nerede o? Şu. Aynen bu güzel. Bunu alıyorum. Ondan sonra ışık rengi. Işık rengine hiç gerek yok ya. Vallahi gerek yok. Ne renk yapabiliriz ki yani? Hiçbir şey etkilemez bunu. Gayet güzel ışıklar o renginde. Hiç gerek yok orayı ellemeye. Ondan sonra roll cage. Ha, roll cage. Roll cage istemiyorum ben. Yok roll cage istemiyorum. Işıklar. Ee, Yine ışıkları alalım. Hiçbir işe yaramıyor. Işıklarımızı alalım arkadaşlar. Liveri. Ha şimdi bak burada. Burada Fast and Furious'a benzetme aşaması burası işte birazcık. Birazcık burası. O yan tarafa roket geldi. Abi işte bu ya. İşte bu tamam bak. Şu kenarlar Festen Furiousa benzetmeye çalışmışlar. Ben o kenarları alırım. Aynen o kenarları alayım ben abim. Ver onu bana sen. Tamam. Şimdi ee, buradan bir şey yapmıyoruz. Plate, plate holder değişiyor mu? Aynen değişiyormuş lan. Ön taraftan çıkaralım mı? Ön taraftan çıkaralım abi biz onu. Böyle daha iyi. Ondan sonra arka tarafa şöyle yine siyahımız yapsak. Mavi yapalım lan. Mavi yapalım aynen. Ya da green yapsak. Mavi yapayım ben mavi mavi güzel. Ondan sonra şimdi renge geçiyoruz. Trim kalır neresi bu arada? Şu iç taraf. Tamam onu değişmiştik zaten. Secondary kalır. Secondary kalır, metalik. Buradan ee, arabayı gri yapacağım arkadaşlar. Çünkü gri ve maviydi kenarları. Festen Furious eğer yanlış hatırlamıyorsam izdim elde bayağı oldu açıkçası ha. Şunu alayım bir saniye bir bakacağım çünkü daha devamına bakacağım da klasikten baksam daha iyi olur sanki grilere. Ama burada da çok gri yok sanki. Aynen. En güzel gri o ya. En güzel bu yakışacak büyük ihtimalle. Buradan primary'i de aynı şekilde şuradan metallerden brush yapalım. Ondan sonra şu kenarların aslında birazcık daha koyu mavi olma seçeneği varsa çok güzel olur. Ee, ama sanırsam öyle bir şey mümkün değil. Roof'ta ne var? Tamam bunu alalım abi. Şu roof vent'i ekleyelim. Ondan sonra roof spoiler olur. Onu da ekleriz birazdan. Bir saniye bakayım. Roof spoiler ya da eklemeyelim yani roof spoiler. Hoş değil. Şu olabilir ama. Ya da bu da olmasın. Gerek yok abi. Hiç gerek yok. Ondan sonra skirtlere geçelim. Arabayı aşağı indirecek ne varsa onu alalım. Şunu alalım. Bu ya aşağı indiriyor yeterince. Spoiler. Ondan sonra ufak bir spoiler. Hiç fena olmaz. Ha, ha. İşte bunlar. Bunlar. Ee, şu olur mu aslında? Yok. Bu birazcık fazla mı büyük? Fazla mı büyük iyi mi? Kararsız kaldım lan. Sanki bu daha iyi ama. Bu daha iyi, bu daha iyi. Aynen. Abi araba şimdi güzel olmaya başladı işte be. İndiren aşağı kadar. Şimdi oldu işte be. Vallahi oldu. Şu kenarların rengi birazcık daha koyu olsaydı bir de efsane olacaktı. Dur tekerlere geliriz. Windowları ya da açık bırakalım abi. Windowları açık bırakalım. Ama şu liberiye son bir kez bakmak istiyorum. Abi arabanın normal hali bu. Tamam bu, 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 şu anda bildiğiniz R34 oldu arkadaşlar. 32'den R34'e transformation gibi bir şey oldu yani. Özellikle şu ön tarafla birlikte ve spoilerla birlikte biraz daha iyi oldu. Ama bu 34 değilmiş 32'ymiş ama olsun yani yine de efsane ya. Yine de efsane vallahi her türlü yarabbi şükür. Zaten gelir büyük ihtimalle diğer versiyonlarda. Liberty'nin rengi değişseydi birazcık daha memnun olacaktım. Şimdilik bununla idare edelim zaten bu. E, yeterince benziyor şeye Evet arkadaşlar araba bu şekilde Şu tek tek içime sinmeyen yeri Kenarlarının rengi oldu Ben bu arabanın zaten iki versiyonunu yapacağım bildiğiniz gibi Bunun bir de mavi versiyonu var arkadaşlar Bir gri bir mavi versiyonu vardı Bu griyi yapmazsam içimde kalacaktı Güzel oldu ya güzel oldu Daha koyu olsa efsane olurdu Ama abi şunu sokaklarda görmek o kadar güzel ki Yani şükür ya Ya şuna bak arkadaş Şuna bak bak yeri öpüyor resmen yeri öpüyor bak. Vallahi müthiş oldu. Belki bir de şu güneşliği çıkarım. Cam filmi var ya tepede. Belki onu çıkarırım bir de. Ama onun dışında araba efsane arkadaşlar. Gayet de iyi gidiyor. Bir de kıvrak bayağı kıvrak yani. Bayağı kıvrak. O en başında hele daha tam kullanmaya başladığımda fark ettim onu. Bayağı sağ sol yapıyor yani. İçeriden bakalım bir de içeriden nasıl gözüküyor. Oo. Bak 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 bak. Yan 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 yan. Ah olmadı. Evet arkadaşlar maalesef bir failla sonlandırıyorum bu videoyu maalesef kameranın pili bitti yine hesaplayamadım kusura bakmayın arkadaşlar karakteri ben olarak varsayın. Aha bu ben. Evet bu bölümlük bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Bu bölüm bu arabayı ve onun dışında bir arabayı daha ve bir de motoru modifiye ettik. Diğer bölüm ise Warstock'taki diğer savaş tarzı olan arabaları inceleyeceğim. Orada yaklaşık 8 tane var. Hepsini bir bölüme sığdıracağım. Kısa kısa arkadaşlar. İstiyorsanız mutlaka açıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer hala abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.